Şimdi konuyla ilgili siber hakları uzmanı Yaman Akdeniz Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Yaman Bey. Merhaba Nur. Merhaba. Şimdi önce şunu sormak istiyorum size. Son bir ayda 100'ü aşkın habere erişim engeli getirildi. Bu ne demek? Bizim haber alma özgürlüğümüz gerçekten engelleniyor mu? Aslında biz sıklıkla unutuyoruz. Çünkü Türkiye'de aslında sadece geçtiğimiz ay içinde değil, geçtiğimiz yıllar içinde de çok sayıda haber sitesine, web sitelerine, sosyal medya içeriğine, haber içeriklerine hep erişim engelleniyordu. Temmuz 2020'de yapılan değişikliklerle artık bu haberlerin içeriği de yayından çıkartılmaya başlandı. Hı hı. Sansür ağırlaştı. Dolayısıyla Temmuz sonrasındaki süreçte, yani mevcut kanunumuzda yapılan değişiklikler sonrasında medyada, basında sıklıkla bu haberleri görmeye devam ediyoruz. Hı hı. Peki hangi haberlere erişim engeli getirildi? Bu nelere yol açacak? İlerleyen zamanlarda yine böyle erişim engelleriyle karşılaşabilir miyiz? Biz neyle karşı karşıyayız? Mesela örnek vermek gerekirse biz İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web hesabından yakın tarihte birkaç gün önce şunu paylaştık. Cumhuriyet'in Tarım Bakanlığı direktleri talimatla Emine Erdoğan'ın kuzenimden aldı, ortalık karıştı haberi, hı hı, erişime engellenmiş. Benzer şekilde Kalyon İnşaat'a vergi istisnası haberlerinin erişime engellendiğini gördük ki bu vergi istisnası biliyorsunuz resmi gazetede yayınlanmıştır. Dolayısıyla kamuoyunun zaten bilgisi çerçevesinde olan bir haberdir. Örneğin Yeni Türkiye'den bir atama hikayesi, koltuğu savcı boşalttı. Eşi oturdu, görevden alınan doktorun yerine görevden aldıran savcının eşi atandı. Diken ve Cumhuriyet'in haberleri. Hı hı. Sendika Org'un geçtiğimiz haftalar içinde 64. defa toptan, yani topyekün engellendiğini, fakat sebebinin ne olduğunu öğrenemedik. Ve dolayısıyla Berat Albayrak tarafından alınan erişim engelleme kararları devam ediyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı kendisiyle ilgili haberleri yakın tarihte erişime engellettiğini gördük. Dolayısıyla aslında kamuoyunu yakından ilgilendiren siyasi nitelikli birçok haberin sadece erişime engellendiğini değil, hakimlik, suç ceza hakimlikleri kararlarıyla yayından çıkartılmasının talep edildiğini de artık görüyoruz. Dolayısıyla sansür ağırlaştı çünkü haber siteleri bu haberlerini yayından çıkartmak zorunda kalıyor bu kararlara istinaden. Şimdi biz sansüre uğradığımız kesin, sosyal medya düzenlemesi kapsamında bu da işliyor anladığımız kadarıyla. Bir ay içerisinde 100'ü aşkın habere gelen bu sansür aslında sosyal medya düzenlemesinin doğurduğu bir sonuçtu. Siz en başından beri bu düzenlemeyi nasıl yorumluyordunuz? Zaten yani 2019 sonunda biz 408 bin tane web sitesinin Türkiye'den erişime engellendiğini İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web raporunda açıklamıştık. 150 bine kadar da haberin ve sosyal medya içeriğinin benzer şekilde engellendiğini. Dolayısıyla zaten Türkiye internet ve sosyal medya söz konusu olduğu zaman bir sansür ülkesi olarak dünya genelinde biliniyor. Benim de eleştirilerim zaten bu yönde ve hatta şimdi yakın tarihte sosyal medya platformları Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi ve bunu da göreceğiz ve değerlendireceğiz. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin internetle ilgili olan sorunları bitmiyor. Katlanarak, ağırlaşarak tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Peki sansüre baktığımız zaman, engellemelere baktığımız zaman genelde hangi gazeteler ön plana çıkıyor engele uğrayan? Muhalif görüşlü gazetelerin ve basın organlarının, biz sıklıkla Cumhuriyet'in haberlerinin, Bir Gün'ün, Evrensel'in, Diken'in, T24'ün, Haber Sol'un, Sendika.org zaten biraz önce söyledim, toptan erişime engellendi. Kürt haber sitelerinin sıklıkla toptan, topyekün erişime engellendiğini gözlemliyoruz. Bunun dışında Halk TV ile ilgili de bazı haberlerin geçtiğimiz dönemde erişime engellendiğini, Oda TV'nin haberlerinin yine sıklıkla erişime engellendiğini, biz gerçek gündemin erişime engellendiğini hep gözlemliyoruz. Dolayısıyla zaten hep aynı platformlar ve basın organları hedef altında. Çünkü özgürce ve bağımsız habercilik yapıp kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştıkları için
bu haberlere de sıklıkla erişim engellememiz geliyor. Yine Sözcü'yü de unutmamak lazım. Sözcü'nün de haberlerine erişim engellendiğini görüyoruz. Peki bu durum nereye evrilecek? Önümüzdeki zamanlarda biz artık gerçekten otosansüre uğranmış bir şekilde hiç haberi görmeden de sansürlenmiş bir şekilde görebilecek miyiz? Ya da hiç haberimiz bile olmayacak mı? Tabii şimdi eski dönemde yani Temmuz 2020 öncesinde haberler erişime engelleniyordu fakat yayından çıkartılmıyordu. Dolayısıyla VPN kullanılarak veya alternatif teknolojiler kullanılarak bu haberlere ulaşmak bir şekilde mümkün oluyordu. Şimdi ise hakimler yayından çıkartma, içeriğin çıkartılmasına karar verdikleri için daha çabuk işleyen bir süreç söz konusu. Ve tabii kamuoyu tam farkına varmadan veya bazı haberler daha fazla yayılmadan, konuşulmadan bunların yayından çıkartılması söz konusu olacak. Şunu da unutmamak lazım. Sadece haber organları değil, sosyal medya platformları da hedef. Örneğin Ekşi Sözlük'te yapılan tartışmaların, yine kamuoyunu ilgilendiren bazı tartışmalarla ilgili başlıkların toptan yasaklandığını ve tabii ki bu içeriklerin kaldırıldığını da gözlemliyoruz. Peki bizim bir yasal hakkımız var mı biz bu haberlere erişmek istesek? Nasıl hakkımızı kullanabiliriz? Tabii ki özellikle haber siteleri, organları, içerik sahipleri diyelim bu kararlara itiraz edebilirler. Ama itiraz ettikleri zaman da duvara toslama olasılıkları çok yüksek. Çünkü bu engelleme ve çıkartma kararlarını veren suç ceza hakimliklerinin kararlarını itiraz ettiğimiz zaman yine kapı komşusu suç ceza hakimlikleri tarafından bu itirazlar değerlendiriliyor. Ve sıklıkla da bu itirazların reddedildiğini biz gözlemliyoruz. Ondan sonraki süreçte ancak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ile bir başvuru yapmak söz konusu. O zaman da Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşık 3 ile 5 sene arasında bu başvuruları değerlendirdiği bir süreçle karşı karşıyayız. Aslında kısacası amacın bu içerikleri internetten yok etmek, sansürlemek olduğunu belirtmekte yarar var. Yani hukuki, adil bir sürecin de işlediğini bugüne kadar görmediğimizi söyleyebilirim. Şimdi sansür uygulanıyor ya haberlere istenilmeyen, görülmesini istenmeyen haberler sansürleniyor ve biz onlara artık erişemiyoruz. Peki içerik olarak baktığımız zaman genel itibariyle hangi haberlere bu şekilde bir sansür uygulanıyor? Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Yani iktidarın paylaştığı, görülmesini istemediği haberlerin bazılarına sansür uygulanıyor. Evet ama genel itibariyle mesela az önce de paylaştığınız vergi affı ile ilgili haberlere de sansür uygulandı. Genel itibariyle o nasıl bir haber içeriğine kodlama mı yapılıyor yoksa direkt olarak haberin içeriğine mi bir sansür uygulanıyor? O süreci bir anlatabilir misiniz bize? Tabii yani aslında hükümet organları ki biz bakanlıkların da erişim engelleme talep ettiğini, bazı belediyelerin mesela Sultanbeyli Belediyesi'nin veya işte Maliye Bakanlığı'nın da erişim engelleme kararı aldırdığını, bakanların, vekillerin işte yakın tarihte 9 Ekim'de resmi gazetede Kalyon inşaatı 9.449.995.833 lira vergi istisnası denildi. Hemen birkaç gün sonra tabii bu kamuoyunu ilgilendiren bir mesele olduğu için haberler yapıldı. Bu haberlere de hemen 16'sında Ekim'in erişim engelleme ve yayından çıkartma kararı verildi. Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel. Yani bu haberleri yapmasını beklediğimiz basın organları tarafından yapılan haberlerin sansürlenmesine karar verildi. Ve bu sıklıkla olan bir şey. Çünkü bu kararların kolaylıkla verildiği bilindiği için bu başvurular avukatlar, vekiller tarafından yapılıyor. Suç ceza hakimleri tarafından da veriliyor. Dolayısıyla hükümetin ve hükümet organlarının veya hükümete yakın şirketlerin rahatsız oldukları haberler her zaman erişim engellemeye söz konusu oluyor. Mesela bakıyorum Trabzon böyle bir yükseliş görmedi Sözcü'de atılmış bir başvuru milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile ilgili bir haber. Erişime engellenmiş ve kaldırılması
talep edilmiş Bu aslında Sözcü sosyal medya gazetesinden. düzenlemesine baktığımız zaman o düzenleme hayata geçirildi ama iktidar sadece kendini çıkarlarına yönelik olan haberleri sansürlüyor diyebilir miyiz? Basın özgürlüğüne yapılan bir darbe diyebilir miyiz buna? Bu zaten bu yaptırım zaten yeni değil. 2014'ten beri var. 2014'ten beri haber siteleri bu tehlikeyle zaten karşı karşıyaydı. Hatta içeriğin yayından çıkartılması zorunluluğu yokken bile bazı haber siteleri haberlerini yayından çıkartıyorlardı. Otosansür uyguluyorlardı. Zaten bu baskılar otosansüre de itiyor haber sitelerini. Dolayısıyla şimdi bu baskılar arttı çünkü eğer içerikleri haber siteleri kaldırmazsa o zaman çok ciddi idari para cezalarıyla karşılaşacaklar. Dolayısıyla bu yaptırımlar uygulamada sadece mevcut yani yakın tarihli haberler için uygulanmıyor. Biz uygulamada geriye dönük olarak da mesela 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili o dönem yapılmış haberlerin yani suç ceza hakimlikleri kararlarında yazan haberler Ekim 2020 veya Eylül 2020 ile ilgili haberler olmayabiliyor. Çok geriye gidebiliyor bu haberler. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir temizlik operasyonu olduğunu da yani hükümetin kendi siciline veya hükümete yakın kişilerin kendi sicillerini temizlemeye çalıştıklarını da gözlemliyoruz. Peki çok teşekkür ederim Sayın Akdeniz değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Hoşça kalın.